Samsunspor Galatasaray karşısına ideal kadrosuyla çıkıyor. Sakatı, cezalısı yok. Seyirci arasında 4000 kişilik bir Samsunlu taraftar grubunu da görüyoruz. Bunlar Samsun'dan gelenler yanında İstanbul'da ve çevre illerde yaşayan Samsunspor taraftarları da olabilir. Ve Semih. Offside yok. Raşit sol tarafta boş top buldu. Ceza sahasına sokuluyor Raşit. Top hala Raşit'te. Şut pozisyonu arıyor. Muzaffer vurdurmadı. Beş amatör kulübün 19 Mayıs Fener, Samsun Galatasaray, Akın Spor ve Samsun Spor. O zaman da Samsun Spor vardı. Siyah beyaz renklerle taşıyan bir Samsun Spor'du amatör kulüp olarak. Bu rahmetli Orhan Şerif Apak'ın o tarihlerde Türkiye'de sadece işte Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde oynanan futbolun Anadolu'ya da yayılması amacıyla Türkiye genelinde başlattığı bir çalışmaydı. Samsunspor'da bu 5 amatör kulübün birleşmesiyle kuruldu. Ondan sonra da işte biz Samsunspor olarak hazırlık maçları falan 65'te Amasya'da kampa girdik, bilmem ne yaptık, geldik. İlk maçımızı oynadık. Yeşil Direk maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. İşte Nihat Serçemen'in ilk golü, Samsunspor'un attığı ilk golü, onun attığı goldür. Kuruluştan 65'ten 70'e kadar, 69'da lig çıktık biz. Benim için şey yıl 69, hem şampiyon olduk hem ben fakülteyi bitirdim, hukuk fakültesini. 70'te işte staj yapıyordum falan, o ara Turgay Hoca geldi, birincilikteydik biz. Tabi takım da biraz takviye gördü, yenilendi, şu oldu bu oldu. Turgay Hoca bize, rahmetli Gozgoz Yılmaz da ikimize, siz yeteri kadar görev yaptınız, biz de epey de yaşınız oldu, hadi bakalım siz altyapıyı çalıştıracaksınız gibi bir görev verdi bize. 1980'li yıllar Türk futbolunda Samsunspor adeta fırtına gibi estiği yıllar, kafaya oynadığı yıllar, tribünlerin, ben ilk maçıma geldiğimde hiç unutmuyorum, sabah saat 7'den maç saati olan 1.30'a kadar kuyrukta stada girmek için bekledik. Birinci lig. Daha sonra 3 kez 2. lige düşen kırmızı ekip son olarak 1984-1985 sezonunda yeniden 1. lige döndü ve ligi 3. sırada bitirdi. Karadeniz'in kırmızı beyazlı ekibi geçen sezon ligde 4. sırada yer aldı ve Federasyon Kupası'nda finale kadar yükselerek Başbakanlık Kupası'nda mücadele etme hakkını kazandı. Şükrü Goran, Nuri Asan ikilisinin çalıştırdığı Samsunspor takımının kadrosunda 20 futbolcu bulunuyor. Göksel ve topu dışarıya atıyor. Yarı finalist Samsunspor. Taraftar dediğin zaman kalbinde başka takım olmaması lazım taraftarın. Bir milli takım, bir Samsunspor örneği veya hangi takım tutuyorsan. Ama içinde bir başka takım yanında ne oluyor? Sade seyirci oluyor. Örneğin mesela biz daha önceleri maça giderdik. Saatlerce beklenirdi. Yani çok farklı şeyler olabilirdi. Bir Bursa Spor olurduk biz. Olurduk yani. Samsunspor'un vefakar taraftarları. Şimdi sizlere maddi manevi hiçbir şeyi esirgemeyen bütün varlığıyla Samsun'a ve Samsun Spor'a hizmet eden değerli kulüp başkanımız yaklaşın. Sayın büyüklerimiz. Sevgili.
Sene 1989, 20 Ocak. Çarşamba Spor ikinci ligde. Samspor da birinci ligde. Sabahtan yola çıktık. Kavağa geldiğimizde Samspor otobüsüyle arkalı önlü bir araya geldik. Yerde hafif buzlanma var. Hafif de kar yağıyor. O zaman orada onlar da futbol oynayan Hakkı Bayrak bize arka camdan beri şu şekilde 2-3 arkadaşıyla beraber el salladı. Yol açıldı. Samspor otobüsü bir anda topukladı gitti. Havada bir böyle bir kızıllık vardı, yani enteresan bir hava vardı. Hava bir anda kararıyor ama onu hatırlıyorum. Hava çok soğuk bir hava. Kamptan dönmüştük. İskenderun'dan kamptan döndük. İşte döndükten sonra o sabah yola gittiğimiz sabah bayağı hava kötüydü. Şen şartak her zamanki gibi. Allah'ın takdiri herhalde Allah. Yani hava öyle bir garip ki yani. Öyle yani böyle kızılı çalan bir renk var. Yani bir şey olacak. Ama kazda olacak ama başka bir şey olacak. Yani bir olayın bir belirtisini sanki gökyüzünde hissediyordu. Yola koyuldu. Kardan dolayı zincir takmışlar. Asım abi zincir takmış. Sonra zinciri tekrar sökmüş. Biz 9'da çıktık. Bu kavağa geçtikten sonra biz onları otomatikman yakaladık. Tabii o gün 20 Ocak sabahı Malatya deplasmanına gidiyorduk. Sayın Nuri hocamız bana maç idmandan gitmeden bir gün önce Perşembe günü çift kale dedi ki Malatya'da oynuyorsun, ona göre hazırlığını yap, seni oynatacağım dedi. Ama bizde de gençtik, 18 yaşındaydık. 6 ay olmuş profesyonel futbola başlayalı. Bir heyecan mevcuttu. Hava çok soğuk, kar var. İnanılmaz derece bulut, ortalık simsiyah. Ondan sonra Asım abi biraz hızlı şofördü. Bastı gitti. Bizim şoförümüzün ismi de Baha'ydı. Baha abi biraz tedbirliydi, şey yapmazdı, hiç acele etmezdi. Ağır kanlı bir adamdı. Ben de genelde hep 5. koltukta giderdim. O gün en arkaya geçtim. Öyle yola çıktık. Gene muhabbet, şaka, arkadaştı da işte uyuyanlar uyuyordu. Kamptan gelmişlerdi. Muzaffer'in beli sakattı. Beli ağrıyordu. Hatta bir hafta yerde yattı. Beli ağrıdığı için. İşte maça gideyim mi, gitmeyeyim mi, nasıl olurum diye düşünüyordu. Sonra giderim, bir şey olmaz dedi. Akşam yattı, sabah kalktı. Kalktığında Muzaffer hiç konuşmadı. Biz çok konuşurduk, böyle çok sohbetliydik. Ama o sabah hiç konuşmadan evden çıktı. Arkadan da Çarşamba Spor otobüsü geliyor. Onlar da Diyarbakır deplasmanına gidiyorlardı. Havza'ya geldiğimizde uzaktan Samspor arabası. Sanki yoldan çıkmış gibi bir havası vardı. Çocuklara dedim ki, arkadaşlar Samspor'un arabası yoldan çıkmış. Hazırlıklı olun, yardım edeceğiz dedim. Saat 20. Sayın seyirciler, Samsunspor futbol takımı kafilesini taşıyan otobüs Havza'da kamyonla çarpıştı. İki futbolcu, bir antrenör ve araç sürücüleri öldü. Kazada 15 sporcu, 19 kişi yaralandı. Pazar günü yapılması gereken Malatya Spor, Samsunspor maçı ertelendi. Başbakan Turgut Özal, Samsunspor'un haklarının korunacağını bildirdi. Havza ilçesi çıkışında saat 10.30'da meydana gelen kazada Samsunsporlu futbolculardan Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu'yla antrenör Nuri Hasan, araç sürücüleri Aslan Özkan ve İbrahim Terzi öldü. Yaralılar Samsun Devlet ve 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavi ediliyor. Kazada yaralanan futbolcular şunlar: Fatih, Yüksel, Samver, Emin, Burhanettin, Kasım, Orhan, Caner, Nasır, Uğur, Mustafa Sinecek, Erol, Ercan, Hakkı ve Tomic. Futbolculardan Tomic, Erol, Nasır, Emin, Yüksel ile yöneticilerden Yüksel Ozan ve malzemeci Halil Bayraktar'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Orada karşıdan bir arabanın geldiğini rahmetli Mete Adanır görünce eyvah diye bağırdı.
Bağırınca ben tam arka beşin ortasında oturuyordum. Bağırınca baktım kamyon bize geliyor. Kapının pistonunu yakaladım. Ve o anda bir patlama sesi. 17. sırada en üstte kendimi hissettim. Arabaya bir yaklaştık ki araba Ankara tarafından gelen bir kamyondan kafa kafaya vurmuş. Şarambale düşmüşler. Biz anında girdik. Arabaya ilk ben girdim. Nuri Hasan'ın nabzına baktım. Ölmüştü. Şoför Asım'ın nabzına baktım. Ölmüştü. Onlar önde oturuyorlardı. Akordiyon gibi olmuştu koltuklar. Futbolcuların çoğu koltukların içinde kalmıştı. Rahmetli Muzaffer'in koltuğun arasına sıkışmış olduğunu gördüm. O kadar ilginç ki futbolcuların hepsi üst üste. Yani sanki dizelemişler gibi. Samsun Spor Kulübü'nün 1989-1990 futbol sezonu Profesyonel 1. Türkiye Ligi'nde profesyonel sportif faaliyetinin devamına bugünkü olağanüstü futbol federasyonu toplantısında karar altına alınmıştır. Okulda haberini aldık. Herkes bir yerde aldı tabii ki. Biz okulda aldık. Bir Samsunspor'lu bir öğretmenimizden, bizim örnek aldığımız bir öğretmenimizden haberi alınca. Zaten herkes bir tarafa dağıldı. Hastanelere gidenler oldu. Herkes anlatır şehrin o gün karanlığa büründüğünü ki doğrudur. Gerçekten böyle bir kapkara bir gündü. Zaten kıştı. Şıklan dedi Samsunspor kaza yapmış. Nasıl bağırıyor böyle? Sakin ol dedim. Dur bir bakalım bir ne oluyor diye. Bir anda tabii ev dolmaya başladı. Nasıl oldu? Mahşer günü gibi. Herkes kaza oldu ama Muzaffer'e bir şey olmadı dedi. Kaza oldu Muzaffer'e bir şey olmadı mı? Ya inanılmaz bir kalabalık ev bir anda doldu. Emlak Bankası'nda antrenörlük yapan ve milli takımın antrenöründe şimdi Mehmet Bedestenlioğlu benim eski öğrencilerimden birisi. Ankara'da Selim Sarı'da antrenman yaparken Mehmet'in sapsarı bir suratla yanıma gel diyordum. Hocam dedi, biraz sakin ol ama dedi, çok üzüleceksin dedi. Ne var Mehmet dedim, ben ailemden bir şey bekledim. Samspor kaza yapmış, antrenmandayız biz. Nur Hasan da vefat etmiş. Nur Hasan'ın benim arkadaşım olduğunu biliyor. Tabii hep yıkıldık, antrenmanı bıraktık. Çocuklar salon içerisinde ağlamaya başladılar. Ben de çok iyi bir arkadaşımı kaybetmişim. Mete Adanar'ın ayağa kalkıp vuruyoruz demesini duydum. Ondan sonra ne vururken hiçbir şey hatırlamıyorum. En son hatırladığımda Çarşamba Spor'un kafilesinde yer alan Nihat Soğuk, Yüksel nerede, Yüksel nerede denen bağırdığını duydum. Ben de kendisine, abi benim sol ayağımla belim kırık, beni düzenli tut dediğimi hatırlıyorum ama bunu ben nasıl söylediğimi de çıkarmış değilim. Bu Allah'ın lütfudur. Yani Cenab-ı Allah beni orada Cenab-ı Allah söylettirdi. Ön tekerden 3 kişiyi üst üste olmak koşuluyla. Çünkü Samsunsporlu kardeşlerimiz orada camlardan fırlayarak yerlere serilmişti. Birisi oradan niye gizliyorsunuz söylesenize dedi. Öldüğünü dedi ve ben o anda şoka girdim zaten. Nasıl bir kazaydı? Şeyimiz var mı? Yaralı ölü bilmem ne. Ya şimdi bize gelen şeylerde ölüm ölü yok gibi laf ediyor ama sesinden doğru konuşamadığı anlaşılıyor. Onu hissettim. İnsanlar yoktu. Eskisi kadar araç trafiği bu kadar fazla değil. Sabahın körü tek yol o zamanlar. Çift şerit yok. O taraftan gelen araç sayısı sınırlı. Kimse durmuyor. Gelenler de eski kaza gibi görüyor. Çünkü arabanın duruş pozisyonu öyle bir şey ki eski kaza izlenimi veriyor. Samspor'dan gelen kaleci Adnan vardı. Benim yardımcımdı o. Fakat daha önce Samspor'da uzun yıllar top oynadığı arkadaşlarının kaza geçirmesi nedeniyle ilginçtir unutamayacağım. Otobüse giremedi, yolun kenarında oturdu. Hüngür hüngür ağladı. Yani arkadaşlarına yardım etmek cesaretini dahi bulamadı. Böyle ilginç şeyler de oldu.
Biraz daha gittikten sonra çakal çıkışında ambulans geldi karşıdan. Ambulans geldiğini görünce biz selektör yaptık. Büyük ihtimalle yaralı geliyor falan diye düşündük. Selektör yaptı şoförümüz çok uzaktan. Ki o gelen ambulansla bizim aramızda 200-300 metre mesafe olmasına rağmen selektörde ancak durabildik. Bir 50 metrede falan ancak durabildik. Hemen gittik. Ambulansta Emin Kaptan vardı. Hediyede olduğu için tabii biz fark edemedik. Emin de kazanın feci olduğunu, efendim kaybettiklerimiz olduğunu falan söyledi. Onlar devam etti. Biz havzaya gittik. Allah kimseye yaşatmasın öyle bir günü. Ne olduğunu anlayamadım. Hayatımın en kötü günüydü. Anlatılması tarifsiz zaten. Mümkün değil anlatmak. İşte babam vefat ettikten sonra Samsun Spor taraftarı mesela evin altına gelmiş. İşte Muzaffer ölmedi, kalbimizde yaşıyor demişler mesela. Ben de anneme dönüp demişim, bak hani babam ölmemiş. Kalbimizde yani ya ölmemiş, yaşıyormuş demişim mesela. Okuyorsun değil mi sen? Evet, 5. sınıfa geçtim. Sen neler söyleyeceksin? Ben üzülüyor yani. Bir şey söyleyeyim. Şu telefonlara bakma. Her baktığımda bir ölüm geliyor. Bir o sinirle bazen atılıyorum. Tabii daha sonra kaza mahalline gitmemiz gerekiyor. Oraya gittik. Yolda Emin'i gördük ambulansa gelirken. Arabayı durdurduk. Koştuk ambulansa. Emin'e sorduk. Emin nedir? Ne oldu ya? Abi bende hiçbir şey yok. Siz gidin diğer arkadaşlara bakın. Oradaki durum daha kötü. Muzaffer'i Merzifon'a götürmüşler. Tedavi olur mu? Yaşıyor, yaşamıyor. Ben gittiğimde musalla taşında yatıyordu. Almışlar. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Sadece ayaklarında, o kaval kemiğinde bir önceki maçta yediği tekmenin izi var. Başka hiçbir şey yok, bilemiyorsun. Ama boyun kırığı. Kaza Samspor'da üçüncü rengin, siyah rengin eklenmesine sebep oldu. Elin bir trafik kazası geçiren Samsun Spor takımı karşısında Beşiktaş Samsun'a ilk defa çıkıyor. Samsun Spor'ların acısını paylaşıyor ve Samsun takımına başarılar diliyor. Babam polis telsizinden kazanın haberini duyunca hemen beni dükkana aradı. Arabayla devlet hastanesine gitmemi istedi. Tabii çok üzgün bir şekilde hemen alelacele devlet hastanesine gittim. Gittiğimde ilk gördüğüm bütün hemşireler, hasta bakıcılar, doktorlar teyakkuz halinde herkes kapıda birikmiş. İlk yaralı artık ya da ölülerin gelmesini bekliyorlardı. Ondan sonra orada uzunca bir süre bekledik. Ondan sonra ilk ambulans sesleri duyuldu. Tabii kapının önünde bir yığılma oldu. Herkes panik halinde, üzgün. Ondan sonra yavaş yavaş hastalar gelmeye başlamıştı. Ambulanslar geldi. İçinden yaralılar. Yani çok kötü bir durumdu. Orada biz gazetecilik yapmayı unuttuk. Sedyeleri taşımaya başladık. Koşarak gittiğimizi hatırlıyorum devlet hastanesi. Yani şu andaki eski devlet hastanesi diyelim. Şu andaki doğum evinin olduğu yere koşarak gittiğimizi hatırlıyorum. Tabii polis çok büyük önlemler almış. İçeri girmemizin ihtimali yok. Ama ambulans, gelen ambulans sayısı benim hatırladığım kadarıyla diyeyim en az 25-30 tane ambulans o bahçenin içinde görebiliyoruz yani. Daha sonra hastaneye gittik. Bir saat içerisinde havza ana baba günü oldu. Taraftarı, idarecisi, futbolcuların yakınları, akrabaları. Hastaneye gittiğimde Mete'nin öldüğünü orada gördüm. Mete, Asım abi, Nuri hocam orada vefat etmişlerdi. Muzaffer yanılmıyorsam başka bir hastaneye gitti. Onun da oradan öldüğü haberini aldık. Tobiç 6 ay kadar yaşadı. Tobiç'in durumunu orada biz sorduğumuzda doktorlar hayata döndürdük dediler. Yani mutlakarak hayata döndürdük dediler. O zamanın kaptanı Emin Kar ambulanstan indiği zaman Emin Kar'ın elini tutarak ben hastane odasına girdim. Yani Emin Kar'ın yüzünde
Vücudunda hiçbir şey yoktu. Benimle konuştu. Konuştuktan sonra tabii daha sonra öğrendik işte belden aşağısını tutmadığını. İşte aileler perişan oldu o hastane önünde. Mesela Kasım'ın sakat olan abisi yerde sürüne sürüne geldi ya. Devlet Hastanesi'nin içine girdi. Arkadaşlarımız aramızdan ayrıldı, hocalarımız aramızdan ayrıldı. Üzgünüz ama ne yapacaksın? Hayat şartları böyle. Devam ediyor. Yaşamaya devam ediyoruz. Neler oldu o anda? Neler istiyorsun? Ya, o anda zaten kazayı hatırlamamız mümkün değil. Böyle bir en az aradan belki de bazı olayları hatırlamak için günler geçti. Ama o kaza anında tabii bir anlık bir olaydı. Yani sadece bir büyük bir gürültünün koptuğunu hissettik. Ondan sonra bir daha zaten gözümüzü açtığımızda hastanelerdeydik. Bazı arkadaşlarımız bizden daha şanslıydılar. Onlar biraz daha iyi durumdaydı ama bizden kötü olanlar da vardı tabii ki. Ama kaza olup da yani en büyük darbeyi alıp da hayatta kalanların başında ben geliyorum. Topun olmadığı bir anda yere yuvarlanan Nasır'ı hakem Oğuz Sarvan'a gösteriyorlar. Biz de göremedik. Oğuz Sarvan da göremedi Nasır'a ne olduğunu. Ben tabii o anda hatırlamıyorum. Kafamdan darbe aldım. Zaten hastanede uzun bir zaman kaldık. Niye burada yatıyoruz? Niye gelen gidenler oldu işte. Eşimiz, dostumuz, Trabzonspor geldi. Bizi ziyaret etti. Amatör takımlar geldi. Hep işte yöneticiler geldi. Ama tabii niye yattığımızı o gün biz yatarken yani bana çıkarken haberim oldu. Ölenlerden, arkadaşlarımdan. Futbol tarihinde Samsunspor'un başına gelen facianın benzerleri İtalyanların ve İngilizlerin de başına gelmişti. En unutulmaz iki olaydı bunlar. İtalyanlar 49'da Torino'lu futbolcuların ve hatta içinde gazetecilerin de olduğu 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti o uçak kazasında. Bir de Manchester United'ın Bazvi'nin Bebekleri isimli takımı ki bu 92 nesline kadar, 92 sınıfına kadar geçen süreçte en önemli, en iyi takımda Bobby Charlton'ın olduğu, başını çektiği bir takımdı. Aslında onun çok enteresan bir hikayesi var orada. Uçak Berlin'den hareket ediyor. Aslında orası bir onlar için geçiş noktasıydı. Uçağın arıza yaptığı söyleniyor Berlin'de ve kalkamıyor. Kontrolleri yapılıyor ve deniyor ki biraz bakım süreci var, o yüzden bekleteceğiz sizi. O sırada uçakta bir anne var, bir küçük kızı var, anne de hamile. Uçak kalkıyor, kalktıktan çok kısa bir süre sonra elektrik direklerine çarparak yere çakılıyor. Daha sonrası büyük bir trajedi, büyük bir facia. O sırada Manchester United'ın kalecisi yaralanıyor ama ayağa kalkabilecek düzeyde. Ve orada ağlayan bir bebek görüyor. Az önce bahsettiğim bebek. Onu alıyor. Sonra bebeğin gelmediğini fark edince annesini görüyor. Annesinden ayrılmak istemiyor. Annesini de oradan çıkarıyor. Daha sonra takım arkadaşlarını, Bobby Charlton'ı, teknik direktörünü de çıkarıyor. Ve onları ambulansa yerleştirmelerine yardımcı oluyor. O kaleci, yıllarca şutları kurtaran kaleci, insanların hayatını kurtarmış oluyor. Tıpkı Samsunspor kazasında da Çarşamba Spor futbolcuların belki birkaç yıl sonra aynı ligde mücadele edecekleri, belki büyük çekişme içerisinde oldukları ama ne olursa olsun insanlıklarının farkında olan o futbolcular gelip Samsunsporlu kardeşlerinin, arkadaşlarının hayatlarını kurtarmak için verdikleri mücadele gibi. Yurt dışı yansımalarında en çok mesela beni etkileyen Zambiya'nın 93'te yapmış olduğu uçak kazasıydı. 94'te çünkü 94 Dünya Kupası'na hazırlanıyorlar. Gabon'a deplasmana gidiyor Zambiya kafilesi. Gabon'da maçı oynadıktan sonra geri dönüşte Beswan şehrinde bir kaza gerçekleşiyor ve 18 Zambiyalı oynayan oyuncu, teknik heyet ve yönetimden kişiler hayatını kaybediyor. Şimdi asıl ilginç olan tarafı şu, hayatlarını kaybeden oyuncuların içerisinde kurtulan tek bir isim var. Ve bu isim zaman geçtikten sonra Zambiya'nın başına geçiyor ve 2012'de, 2014'te takımın
Afrika Uluslar Kupası'nı o şehirde, kazanın olduğu Besbaş yerinde almasını sağlıyor. 49'da baktığımız bir Torino kazası var. Torino o dönem bir oyuncusunun, Portekizli bir oyuncusu için Lizbon'a gidiyor. Giderken bir uçak kazası gerçekleştiriyorlar dönüşünde. Portekiz'e gidiyorlar, Portekiz'den dönüşte gerçekleşiyor. Onlar da mesela Torino'da o döneme damga vurmuş. Yani Torino şehrinde siyah ve beyazın bir araya hiçbir şekilde gelemeyeceği bir ortam varken tam tersi bir durum gerçekleşiyor. Yani onların o 1940'dan önceki dönem ve 40 itibariyle milli takıma baktığınızda İtalya'nın hep Torino'lu oyunculardan oluşuyordu. İlk 11'inden ilk 18'ine kadar hep Torino'lu oyunculardan oluşuyordu ama ne oldu? Bir jenerasyon kaybettiler. O zamana kadar zaten yakaladıkları 8 tane şampiyonluğun 7'sini 40'ta 49 yılları arasında aldılar. O bir önceki bir şampiyonluğu da 40'tan önce almışlardı. O dönemden sonra eski şeyini yakalayamadılar. Ha, şu anda günümüzde biraz daha yine tekrardan Avrupa'da tutunmaya çalışıyorlar. Avrupa Ligi'ni vesaire katılıyorlar. Ya, bu şekilde. Ama o eski tat var mı derseniz, o eski tat yine hala şu an için yok. Kimsenin tabii ki böyle bir şey başına gelmesin. Ama bu tip eğer bir tutucu bir sebepleri varsa, hakikaten bu sebepler zaten o taraftar, o kitleyi takımlarına bağlıyor. Biz hepsini yaşatmaya çalıştık bir şekilde. En azından ifade ederek, arkadaşlarımıza anlatarak, bizden küçükleri anlatarak, bunları hiç görmeyenleri anlatarak. Sonuçta bu şehrin bunlar en büyük isimleri aslında. Yani şehrin zaten tarihinde tabii ki 19 Mayıs 1919 var. Ondan sonraki tarihte 20 Ocak 1989'dur. Başarılı. Tomić. Oyuna giren futbolcu Ercüment. Atış kullanıldı. Bu tribünlerle bağdaşan en büyük isimler olan Muzaffer Badaoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomić, Nuri Aslan için bir şeyler yapmak istedik. Arkadaşlardan koreografi fikri çıktı. Zaten daha önce de 20 Ocak'la ilgili değil ama benzer bazı projeler yapmıştık. İşte fikri doğurdu. En son hepsinin posterini yaparak ana tema olarak kullandığımız bir koreografi gerçekleştirdik. Nuri Hocam, biz tabii civcivken 19 Mayıs'ın genç takımında amatör falanken Nuri Hoca 61 yılında Galatasaray'a gitti. 19 Mayıs'tan Galatasaray'a gitti. Şu işte resimlerde olduğu gibi işte Turgay Şeren geldi biliyorum, hiç unutmuyorum almaya. Havaalanına gittik böyle şenlikle falan, o zaman uçak nerede şey 40 yılda bir uçak iniyor Samsun'a yukarı havaalanına. Büyük bir şenlikle işte gönderdik, gitti, etti. Nuri Hoca herkesin takdirini toplayan, Samsun'un yetiştirdiği iyi futbolculardan biriydi. Çok iyi bir sol ayağı vardı. Çok iyi kullanırdı ayağını. Samspor'u çok severdi. Galatasaray'a gitmiş olmasın. Ankara Gücü'ne gitti, Galatasaray'a gitti. İşte Galatasaray'da Ankara Gücü'ne döndü, oradan bize geldi. Olmasına rağmen
yakın dostluğumuz vardı, arkadaşlığımız vardı. Her fırsatta ifade ettiğim şey vardı. Ben Samspor için canımı veririm, ölmeye hazırım, bilmem ne gibi. İşte laflar ederdi ki Allah rahmet eylesin, gönlüne göre verdi. Allah Samspor yolunda öldü, gitti. İyi bir arkadaşımızdı. Şöyle biliyorum, Samsunspor'dan Galatasaray'a transfer olduğunu ve Galatasaray'dan da Samsunspor'a benim gerçek takımım Samsunspor, bir sevdadır Samsunspor diyerek bütün maddi imkanları, oradaki bütün iyi ortamları, iyi şartları elinin tersiyle iterek şehrinin takımına yeni gelen bir insan olarak biliyoruz Nuri Asan'ı. Bir yemekte beraberiz. 3 gün önce Nuri ile beraber. Biz dedi deplasmana gidiyoruz. Ben dedim deplasmana gidiyorum Halk Bankası'na, Türkiye Kupası maçına. Onlar da malum kaza yaptıkları. Sen de galip gel, ben de galip gel dedi hoca dedi falan. Olur dedik, birbirimizden ayrıldık. Aynı gün hareket ettik. Çocuklara dedim ki çocuklar biz bu maçı alacağız. Halk Bankası Türkiye'nin en iyi takımlarından birisi. Biz ligde oynuyoruz ama amatör ruhla, amatör çocuklarla bu işleri yapıyoruz. Biz Halk Bankası'nı eledik ertesi gün. Bu Samspor kazası benim çocuklarıma doping yaptı. Ben de yeri çok farklıydı Nur Hocam. Her akşam bizim mahalleye gelirdi, beni kontrol ederdi. Her akşam taksiyle geçerdi oradan. Ne yapıyorum diye, nereye ne yapıyorum, oralarda geziyor mu diye. Onun bende emeği çok fazla. Çift alma, kayma olayı bize dışarıdan geldi. Bu olayı devamlı çalışıyoruz. Kayarak top alma bir müdafaa oyuncusunun en son uygulayacağı bir yöntem. Topu kazanabilmek için. Bu da benim yapıma uygun bir olay ve bunu genelde maç içinde yapıyorum. Bunun tabii faul olarak veya değil olarak değerlendirmesi sayın hakemlerimizin bileceği bir iş. Geçenlerde taksiye bindim. Taksiye bindiğimde karşılıklı konuşuyoruz. Zonguldaklı olduğunu söyledi mesela taksici. Ben de Zonguldaklı olduğumu söyledim. Sonra babamı söyledim. Ve ağlamaya başladı mesela. Yani oradaki yaşadığım o duygu inanılmaz bir şeydi. Yani karşılıklı ağlamaya başladık zaten. Sonra kartını verdi. Ve dedi ki her zaman ara, her zaman ihtiyacın olduğun zaman ben buradayım. Ben senin bir abinim dedi mesela. Lisedeydik, aynı lisedeydik. Aynı okulda okuyorduk. Oradan tanıştık. O bana aşık olmuştu. Bayağı uğraştı kandırmak için. Sonra 79 yılıydı işte, arkadaşlığa başladı. Ondan sonra okuldan sonra askere gitti. Askerdeyken sözlendik, nişanlandık. 81'de nişanlandık. 83'te evlendik. İlk evlendiğim zaman Zonguldak Spor'da oynuyordu. Zonguldak Spor'daydı. 83'te evlendik. 85'te zaten Samsun Spor'a transfer olduk. Samsun'a geldik. Onun ölümü beni aşırı derecede üzdü. Tabii diğerlerinin de hepsine çok üzüldü. Hele Nuri Hoca, Nuri Hoca'yla da ilgili çok büyük anılarımız var. Benim işte Muzaffer abimin fotoğrafı, kendi bana imzaladığı fotoğrafı orada var. Benim dükkanımda Samspor'a ait sadece onun resmi var. Ben de pek acılı günlerde ağlamak, yani ağlarım da gözyaşlarını pek belli etmemeye çalışırım. Ama o arada Muzaffer'in babası, oğlumu ben size böyle mi verdim deyince, ben de bu sefer kendimi tutamayıp felaket bir ağlama. Yani artık o tahammül edilmez bir acıydı. Senin şu anda söylemek istediğin bir şey var mı? Biraz önce Raşit'ti, o olaydan ötürü sana hiçbir kızgınlığının olmadığını söyledi. Neler söylemek istersin? Tabii yine aynı dileklerimi Raşit abiye buradan da iletmek isterim. Yine bizim aramızdan kopmasın, yine bizimle beraber olsun. Teşekkür ederim. Evet, şu anda karşı karşıyasınız ve yaklaşık 15 ay önce demiştin değil mi Raşit? Evet. O anı hatırlıyor musunuz tekrar? Tabii dün gibi hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum. Çünkü pozisyon icabı sonrası, Raşit abinin futbolunu bırakmasına neden olduğu için
Hakikaten tabii o günü unutmak mümkün değil. Raşit olayında şöyle, kasti hiçbir şey yok. Onu hep anlatırdı. Muzaffer sert futbolcuydu ama hani kasti şunu sakatlayayım diye yaptığı hiçbir şey anlatmalarından biliyorum. Çok üzülmüştü. Raşit olayında inanılmaz üzülmüştü. Ona kasap dendi, bilmem ne dendi ama olaylar öyle değil. Maçı ben birebir yaşadım. Sahanın içindeyim. Bir Raşit abi olayı oldu. Öyle değil. Yani o olay öyle değil. Raşit abi 18 üzerinde topa vurmaya gelirken Muzaffer abi de ayağını koydu. Raşit abinin ayağı bu vaziyetteyken gelince darbe koptu şeyde. Yani kasıtlı bir şey yok. Sadece topa bir hamleydi. Şükran ayıp olur derdi insanlara şimdi. Hani hem yenildik hem geziyoruz olmasın diye evimizde oturur. Gerçekten iyi bir Samsunlu, iyi bir sporcu, iyi bir Samsun sporlu. Acınız geçti mi derseniz ben hala her gün Muzaffer'le yaşıyorum. Onu anmadığım, konuşmadığım gün yok diyebilirim. Uğur, Mete vuruyor ve gol. Samsun Spor 1, Galatasaray 0, dakika 85, gol Mete. Gol sevincini seyircisi ve arkadaşlarıyla paylaşıyor Mete. Aile olarak bir futbol camiasının içerisinde büyüdük hepimiz de. Mete de aynı şekilde. Onun için futbolcu olmak bizim için bir şans eseri değildi. Aslında olabileceğimiz, ileride belki meslek edinebilecek bir şansa sahiptik. Böyle bir ailede doğduk. 16 yaşında ilk lisansiyesini, ilk lisanslı olarak futbolculuğa yine Limassol'un takımlarından olan, bizim kendi birincilik takımlarımızdan olan Doğan Türk Birliği'nde ilk lisansını çıkarmış oldu. Samsunspor'un ünlü golcüsü Tanju, Galatasaray'a gidince Samsunspor bir golcü sıkıntısına düşüyor. Mete'nin de o dönemde Konyaspor'da ikinci ligde gol kralı olması onlar için bir fikir oldu. Böyle bir kontak kurulduktan sonra da Konyaspor'dan Samsunspor'a transfer oluyor. Yanılmıyorsam Uğur arkadaşımız soldan bir orta yaptı. Mete abi de gelişine vurdu. Yani o maç biliyorsunuz bayağı uzun sürdü. Hani futbol 90 dakika oynanır ya, o maç bence 103-105 dakika falan oynadık gibi. Hatırlayabildiğim kadar, çünkü çok stresli bir maç oldu. Şöyle anlatayım. Uğur arkadaşım soldan çok iyi bir şekilde gitti. İsmail'i ekarte ettikten sonra ön direğe doğru çok güzel bir orta yaptı. Evet. Bu benim koşu istikametimdeydi. Top düşmeden sol ayağımla yarı voley bir şeklinde vurdum ve golü kaydettim. Bu herhalde güzel bir gol oldu konusundayım. Mete, futbola zannediyorum Kuzeykıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladın. Daha sonra Türkiye'ye geldin, 6 ayda oynadın değil mi? Evet, futbola Kuzeykıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladım. 1981 senesinde İzmir'in Altay takımına transfer oldum. 4 yıl Altay'da top koşturdum. Daha sonra 85 senesinde Konyaspor'a transfer oldum. 2 sene Konyaspor'da top koşturduktan sonra bu sene Samsunspor'a transfer oldum. Bu benim Samsun'da ilk senem. İlk sene. Evet, ilk sene. Bugün attığım bu ilk golüm mü bu sezon? Ligdeki ilk golüm. Bir anda işte top oynayan gencecik yaşta bir insanın kaza getiriyor ve 3 kişiden biri oluyor futbolcu olarak baktığımız hayatını kaybeden kişi olarak. Büyük bir şok yaşadık. Toplum büyük bir şok yaşadı. Çünkü hatta Galatasaray attığı gol vardı ve 1-0 o zaman Samsunspor'un kazandığı çok daha meşhur olmuştu. Zaten biz de meşhurdu da. Türkiye'de ismi duyulmaya başladığında insanlar Galatasaraylı olmasına rağmen yine de Mete'nin gol atmasına sevinebiliyorlardı. O şekilde yani. Mete. Rahmetli Mete'yi aldık. Çarşambalı arkadaşlar aldı. Yoldan geçen biz Anadolu Renault Stage'in arabasının arkasına koyduk. Şunu söyledi. Öldürmeyen Allah öldürmez dedi. Ondan sonra işte Bismillah kafasını düşürerek vefat ettiğini gördü. Pozisyondan yararlanamayan isim Samsunspor'un Yugoslav futbolcusu Tomić. Tomić.
Uğur cezalının içinde Şevki. Tomić Türkiye'ye iki sezon önce 86'da olması lazım. Ordu Spor'a gelmişti ve 1-6 ligde oynuyordu. İki sezon orada top oynadıktan sonra Samsun Spor'a transfer oldu. Aslında Samsun Spor süreci çok azdı ki bu süreç hayatını kaybetmesiyle sonlandı. 6 ay kadar bir süreçti. Mehmet Babalık eski antrenörlerdendir o da. Mehmet Babalık rastladı işte. Boş peş sohbet. Ondan sonra dedi ki ya ne şey yapıyorsun dedi. Tomić ordudan ayrılmış boşta bilmem ne dönüyormuş bilmem ne alsanıza bilmem ne. Hayda. Olabilir. Onun verdiği istihbarat doğrultusunda Tomić'le irtibat kuruldu bilmem ne. Hep oldu çocuk Samsunsporlu. Peşinden kazada kurban gitti. Yani işte kader. Kaderin önüne geçilmiyor. Onun da büyük futbolu 6 aysa bir o kadar da 4-5 ay kadar da yaşam mücadelesi verdi. Peki Tomić'e ne oldu? Tomić kazadan ciddi bir hasarla ayrıldı. Birçok futbolcunun olduğu gibi ve o hasardan sonra Havza Devlet Hastanesi'ne, belki Devlet Hastanesi değildir ama Havza Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavisine başlandı. Ama o sırada eşi sürekli Tomić'i memleketlerine Yugoslavya'ya götürmek istiyordu. Doktorlar ona telkinde bulunuyordu. İyiye gidiyor, kendine geliyor. Bir ay geçti, Tomić gözünü açtı. İki ay geçti, ellerini kollarını hareket ettirmeye başladı. Doktorlar hala eşine durumunu anlatma derdindeydi çünkü kadın Yugoslavya'ya gitmek istiyordu. Ve bir noktadan sonra artık dayanılamadı ve kadın kocasını alıp havaalanına doğru yola çıktı. Samsun Spor ata, Zora'nın ortası, vuran futbolcu Nasır ve kaleci Necan. Havaalanına geldiklerinde kaderden hızlı futbolcu da olsan koşamıyorsun. Ambulansın içinde havaalanına giremedi. Oradaki bir polis belgelerin eksikliğinden bahsetti. Ambulans önce hareket edemedi. Daha sonra ambulans havaalanının içinde tur attı. Havaalanında bir türlü uçağa binemiyordu Tomić ve durumu kötüleşti. Zaten ölümle savaş veren bir insan. Hayata dair tek belirtisi elini kolunu oynatmak olan bir insan ambulansın içerisinde saatler geçirdi ve durumu kötüye gitmeye başladı. Oradan Çarşamba Hastanesi'ne doğru kaldırıldı. Ve orada da hayata gözlerini yumdu. Tomić için şunu diyebiliriz. Bedeni şu anda olmayan Yugoslavya, Sırbistan sınırları içerisinde ama kalbi hala Samsun'da atıyor.